Arkadaşlar selamlar herkese. Nasılsınız abi? biz de bugün Maltepe'deyiz. 12-12 vardiyasında. Şu an paket düşmüyor. Ben de bir bu çok merak edilen, hani Getir yeni başlayacak ya da Vigo'da çalışmayı düşünen arkadaşlar için önemli bir merak konusu olan bir konuyla alakalı bir röportaj yapmak istedim. Abi şöyle, şimdi bu inaktif olma durumu var. Yani Vigo'da ve Getir'de, Vigo depolarında, Getir depolarında ve Vigo'da çalışan kurye arkadaşlarımızın belli sebeplerden dolayı çalışamama, yani hesabının kapatılması, yani inaktif olma diye adlandırdığımız bir durum var. Yani işten çıkmış oluyorsunuz abi. Onlardan bahsedelim. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki bizim veya duymuşsunuzdur ki bizim MDU diye kullandığımız bir application, yani bir uygulama var, Getir'in uygulaması. Onun üzerinden sisteme giriş çıkış yapıyoruz. Onun üzerinden işte molalara çıkma, işte paket alma, paket teslim etme, bütün her şey bu uygulama üzerine. Yani birçok firmanın Trendyol'un nasıl kendi bir uygulaması varsa veya Yemek Sepeti'nin, Getir'inde MDU diye kullandığımız bir uygulama var. Onu kullanıyoruz abi. Şimdi o uygulama üzerinden yola çıkalım. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim size. İşe girdiğiniz zaman işte belli başlı uygulamayı telefona indirdiğinizde, İşe alım sürecinde telefona uygulamayı indirdiğinizde abi, zaten GPS ile alakalı orada ilk giriş sistemi ilk kullandığınızda orada zaten GPS ile alakalı belli başlı maddeler oluyor sözleşmede. Onları falan imzalıyorsunuz. Yani av attığınız adıma kadar girdiğiniz, durduğunuz süreleri, her şeyleri takip ediyorlar. Yani sistemden görüyorlar. Ondan dolayı şimdi çıktığınız hız kilometreleri, işte yani depoya yakınlığınız, uzaklığınız, bunların hepsini oradan keşfedip görüyorlar. Takip ediyorlar yani. Sürekli takip ediliyoruz yani, öyle söyleyeyim. Şimdi Vigo'nun hız sınırı, yani Getir'in hız sınırı 55 km. Normal sabit hızıdır. Yani maksimumda 70 km. Siz şimdi bu kilometreleri açtığınız zaman direkt abi en büyük, en önemli madde bana göre hızdır yani. Hızdan direkt inaktif oluyorsunuz. Yani 70 km'ye geçmemeniz lazım. Uyarı veriyorlar ilk de. Bir iki defa uyarı veriliyor ama ondan sonrasında direkt inaktif ediliyorsunuz. Hatta bazen yani bilmiyorum o şu an nasıl oluyor ama direkt inaktif olma durumları da var diye biliyorum yani. Neyse. İkinci yön ters şerit abi. Ters yöne girmeyeceksiniz. Yine caddelerde özellikle, hani ara sokaklarda belki çok fazla bu durum hani göz ardı edilebilir bir süre. Tabii bunu hani kötü farklı şekilde kullanmayalım. Gene dikkat edelim ama caddelerde, ana caddelerde falan sistemden direkt gözüküyorsunuz tersten gittiniz ve otoyollar, E5, işte otoban, E5 gibi ana yollar, otoyollar, buralarda çıkışımız yasak. Getir'in en yine ağır böyle kurallarından bir tanesi. Yani normal sahil yolu, E5'in yan yollarını falan kullanabiliyorsunuz ama gidip böyle otoyolu kullanırsanız direkt gene hesabı inaktif olmasına sebep oluyor, yani yol açıyor. Onun dışında kasksız abi motor kullanma. Zaten kasksız kullanacaksanız hiç başlamayın abi. Hani kaskınız yoksa, ben işte yok yazın kask beni bunalttı yapamam edemem falan diyorsanız abi, bu işlere hiç bulaşmayın yani. Size tavsiyem. Çünkü yani ne bileyim abi, o kadar da kendinizi düşünmeyeceğinizi sanmıyorum yani. Neyse. Ekipmanlar abi. Bu gene Vigo'nun kendi ekipmanı mesela. Bunları kullanmanız lazım. Şimdi yaz sezonunda daha çok bu operasyon ekibi sahada gezdiği için daha çok izleniyorsunuz. Yani siz farkında olmadan bir yerlere girip çıktığınız zaman adamlar sizleri görebiliyorlar. Onun dışında yani üstünüze kıyafete kadar ne giymiş, ne yapmış, her şeyi görüyorlar. Dediğim gibi. Onun dışında pançsız gezme. Pançsız gezmeden inaktif olacağınızı sanmıyorum. İnaktif edilmezsiniz ama pançla gene bu operasyon sahadaki arkadaşların görüp tespit ettiği, ona göre raporladığı bir süreçtir yani kask olayı. Onun dışında abi, ya bu uygulamayla alakalı bu şekilde, yani dediğim gibi hız her şeyi gözüküyor. Ters yönünüz, hız, kilometreniz, işte depoya yakınlığınız, uzaklığınız, bunlar önemli şeyler. Onun dışında depoya yakınlık demişken oradan gidelim. Şimdi mesela benim depom burası, tam buradayım. Buraya 100 metre çapında Getir yemek bölümünde 100 metre çapında alanda durabilirim. Getir çarşıda da, yani çarşı bölümünde çalışan arkadaşlar da 500 metre çapında herhangi bir alanda olsalar gene sıkıntı olmuyor. Bu mesafelerin dışında olduğunuz zaman gene raporlama yiyorsunuz abi. Gene uyarı alırsınız yani, uyarırlar. Ha, bir kilometre çapından çekiyor aslında. Uygulama çekiyor ama yakın olmanız gerekiyor. Yani sonuçta paketin düşmesi için başka bölgedeki arkadaşların
paketlerin, sizin paketiniz onlara düşmesin diye, yani uzak mesafelere gitmeyin diye falan. Böyle bir durum var. Şimdi bu birazcık şey bir durum. Topluluğa hitap ettikleri için bu şekilde bizleri uyarıyorlar ama belki de farklı bir yönü vardır, ama hani sonuçta kurallar bu şekilde, hani uyumamız lazım. Abi böyle ekstra, yani şimdi bir de şeye de çok dikkat ediyorlar. Mesela ben yata yata çalışıyorumdur, tamam mı? Atıyorum bir günde, benim bölgem burası Maltepe, ben bir günde 15 tane atıyorumdur ama bu bölgede çalışan diğer 4 arkadaşım mesela, hani benim 2 katım veya işte 2,5 katım civarı atarlarsa, yani bu durumda da gene tespit edilip gene uyarılıyorsunuz, yani gene raporlama yiyorsunuz. Bunlar önemli. Onun dışında abi müşteri temsilcisiyle ve müşterilerle karşılıklı münakaşaya falan kesinlikle girmeyin. Bu da çok önemli. Yani o durumda da gene raporlama yiyorsunuz. Hatta müşteri temsilcisiyle yanlış bilmiyorsam, eğer küfür tarzı böyle hani argo kelimeler falan kullanırsanız direkt, hatta gene şutlanma durumunuz olabiliyor yani. Öyle biliyorum. Onun dışında şeye de hitap edelim. Kaza durumu abi. Şimdi varsayalım bir kaza yaptınız. Suçlusunuz. Ters yönden gittiniz. Kaza yaptınız. Çok yüksek ihtimalle gene inaktif olacaksınızdır yani. Gene tabii kaza hani raporluyorlar gene o durumları da. İnceliyor gene arkadaşlarımız ama haksızsanız muhtemelen gene şu olacaksınızdır yani. İnaktif edileceksinizdir diye düşünüyorum. Haklıyken de tabii o zaman illaki olmazsınız yani. En fazla bilgilendirirsiniz. Onlar raporlarlar. Hani sağlık durumunuzda sıkıntı varsa hastaneye gidersiniz, gene rapor verirsiniz falan. İzin verirler falan. O mevzu farklı ama haksız yere kaza yaptığınız zaman, çünkü birkaç arkadaştan duymuştum, öyle bir durum var diye biliyorum. Hani başımıza gelmedi çok şükür, öyle bir sorun yaşamadık. Sizin de başınıza gelmez umarım ama dikkat edin abi. Bu şekilde yani, dediğim gibi yani mesela diğer firmalarda Trendyol'da bunların çoğu yok abi. Ters yöndür işte, E5'tir hani, kasksız gezmedir. Onları, kasksız gezmeyle alakalı bir sorun da olacağını sanmıyorum yani. Var çünkü kas kullanmayan arkadaşlar da çok görüyorum. Yani onlar bize nispeten biraz daha kurallar açısından biraz daha şey, serbestler, ama ben kuralcı bir insanım. Benim kafa yapım mesela Getir'e daha uygun. O yüzden ben buradayım abi. Hani üstümüzdeki insanlar sürekli mesela hani kontrol etmeye çalışıyorlar. Kuryeleri takip ediyorlar. Bunlar da tamamen Getir'in kuryesine verdiği önemli. Yani o politika ile alakalı. Adamlar abi kuryesi kazasız belasız gitsin. 55 kilometre ideal bir hız gitsin. Teslim etsin. Paketimi versin. Ama kendisine bir şey olmasın. Benim markamı da kötü lanse etmesin diye, hani böyle bir mantıkları var. Böyle bir politika izliyorlar. Bana göre, ben kuralcı bir insanım zaten. Çok öyle bana, hani benim canımı sıkmıyor bu durum yani. Ben rahatsız olmuyorum bu konudan. Ha tabii ki de isterdik ki, benim mesela en çok istediğim şeylerden bir tanesi E5 abi. E5'i kullanmak iyi olurdu yani, kullansaydık. Çünkü abi şimdi mesela Maltepe'de bir sürü yerde yol çalışması var. Yani gidemiyorsun abi rahat rahat. E5 olsa belki hani 10 dakikada gideceksin. E5 olmadığı için sallıyorum 20 dakikada gidiyorsun. Sağa sola dolanıyorsun falan. Yok, onu biraz şey benim için. Onun dışında herhangi bir durum yok rahatsız eden bir konu. Aklıma geldikçe başka videolarda gene ekstra bu konuyla alakalı konuşuruz arkadaşlar. Sizlerden de ricam abi, kanalımıza, küçük kanalımıza bir abone olursanız, like atarsanız, aklınıza gelen soruları da sorarsanız, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalı da ufak ufak büyütmeye çalışıyoruz. Şu an amatörce gidiyor. Neyse abim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi birazdan paket düşer bana da. Paketi atalım, devam edelim. Hoşça kalın abi.